Beslenme uzmanları Starbucks'taki 32 içeceğin içerdiği şekeri gram türünden ölçmüşler. Elde edilen verinin kümülatif göreli frekans grafiği aşağıda verilmiş. Bunun altını çizelim. Kümülatif göreli frekans grafiği. Grafiğin yatay ekseninde şeker miktarlarını vermişler ve bunu gram cinsinden vermişler. Düşey ekseninde ise kümülatif göreli frekanslar var. Her şeyden önce her şeyin doğru anlaşıldığından emin olmak istiyorum. Grafiğe göre içeceklerin yüzde sıfırında hiç şeker yokmuş. Yani e, Starbucks'a gidip de Aa, ben şekersiz kahve alayım lütfen dediğinizde bile... Aslında bir miktar şeker tüketiyorsunuz. Neyse devam edelim. Bu noktada ise burası 5 gram, burası da 0,1. Evet bu noktaya göre Starbucks'taki içeceklerin 0,1'i yani %10'u 5 gram ya da daha az şeker içeriyor diyebiliriz ve... Ve bu noktaya göre ise içeceklerin %100'ünde 50 gram ya da daha az şeker var. Kümülatif göreli frekans yani bu noktaların her birinde içeceklerin şu kadar yüzdesinde bu kadar ya da daha az şeker bulunur dememizin sebebi bu. Gördüğünüz gibi grafik giderek artan bir grafik ve şeker oranı arttıkça daha fazla içeceğe yani daha büyük kümülatif göreli frekansı kapsıyoruz. Şimdi hemen ilk soruyu okuyalım. Buzlu kahvede 15 gram şeker vardır. Bu içeceğin bulunduğu en yakın yüzde birliği sormuşlar. Bir bakalım. Buzlu kahvede 15 gram şeker varsa grafik üzerinde bu noktaya gelmiş oluruz değil mi? Yüzde birliğini tahmin edecek olursak da... Şu şekilde bu noktanın üzerine gelelim. Evet, böylece Starbucks'taki içeceklerin 0,2 ya da yüzde 15 gram ya da daha az şeker olduğunu söyleyebiliriz. Bu durumda içinde 15 gram ya da daha az şeker olan içeceklerin kümülatif göreli frekansı 0,2 olduğuna göre bu içeceğin bulunduğu yüzde birlik yüzde 20 olacak. Evet, isterseniz bunları yüzde olarak düşünebilir ve grafiği içeceklerin yüzde 20'sinde 15 gram ya da daha az şeker vardır olarak da okuyabilirsiniz. Neyse nasıl yaparsanız yapın, buzlu kahvenin bulunduğu yüzde birlik yüzde 20'ymiş. Hadi bir soru daha çözelim. Bu soruda içeceklerin dağılımının medyanı için uygun bir tahminde bulunmamızı istiyorlar. Verdikleri ipucuna göre de 50. yüzde birliği düşünecekmişiz. Zaten medyan içeceklerin hepsini sıraya dizdiğimizde ortadaki içeceği anlatır öyle değil mi? O halde bu soruyu 50. yüzde birlikte olan içecek hangisidir olarak yorumlamak mantıklı. 50. yüzde birliğin kümülatif göreli frekansı 0,5. 0,5 düşey eksende işte tam da burası. Tam buradan grafiğe doğru gidersek ve bunun karşılığına bakarsak evet buraya yani 25 grama geliyoruz o halde. İçeceklerin %50'sinde 25 gram ya da daha az şeker varmış diyebiliriz ve bu medyan yani tam ortadaki veri için son derece isabetli bir tahmin gibi duruyor öyle değil mi? Hemen not ediyorum medyan yaklaşık olarak 25 gramdır yani içeceklerin yarısında 25 gram ya da daha az şeker vardır. Şimdi aynı veriyi kullanarak bir soru daha çözelim. Burada da içeceklerin çeyrekler açıklığı için bir tahminde bulunmamızı istiyorlar. Çeyrekler açıklığı dendiğinde 25. ve 75. yüzde birlikte ne olduğunu düşünmemiz ve ondan sonra da bunların farkını almamız gerekiyor değil mi? Evet, çeyrekler açıklığının tanımı bu. Hadi bakalım. 25. yüzde birlik için kümülatif göreli frekansı 0,25 olan şu noktaya bakmamız lazım. 25. yüzde birlik aşağı yukarı yani tam olarak ne olduğunu söyleyemeyeceğim ama zaten soruda da uygun bir tahminde bulunmamızı istiyorlar. 15 ile 18 arasında gibi görünüyor. Evet evet yaklaşık 18 gram diyebiliriz. Bu içeceklerin %25'inde 18 gram ya da daha az şeker bulunduğu anlamına geliyor. 75. yüzde birlik ise burada bir yerde. Elimdeki doğru aracını kullansam sanki daha iyi olacak. Evet evet gerçekten daha iyi oldu. Bu da sanırım aşağı yukarı 39 grama denk geliyor. Bu ikisi arasındaki fark 39 eksi 18 21 gram. Evet 21 gram. Bu durumda çeyrekler açıklığı için yapacağımız tahmin de 21 gram olacak. 25. yüzde birlik burada ve bu içeceklerin %25'inin 18 gram ya da daha az şeker içerdiği anlamına geliyor. Aynı mantıkla içeceklerin %75'inde de 39 gram ya da daha az şeker varsa bu iki dörtte birlik arasındaki farkı bulduğumuzda bu birinci dörtte birlik bu da üçüncüsü. Evet aradaki fark 21 gramdır. Seçenekler arasında 20 gram var. Buradaki kümülatif göreli frekans grafiğine göre yaptığımız tahmine en yakın olanı bu olduğu için bunu seçiyorum.